Arkadaşlar, kanalım Çelik Kostüm ve Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle vizyona yeri gelen Jurassic World The Fallen Kingdom filmini inceleyeceğiz. Sinemaya gittim, izledim. Yani çok beğenmedim, çok coşmadım. Ama en azından üzerine konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Hani serinin hatırına diyelim, daha önceki filmlerin hatırına. Yönetmenle başlayalım. Filmimizin yönetmeni İspanyol J.A. Bayona isimli bir amcamız, abimiz. Kendisi daha önce The Impossible, The Orphanage, A Monster Call filmleriyle gayet başarılı işler çıkarmış bir yönetmen. Ancak bu filmde aynı başarıyı sürdürdüğünü söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki o filmlerdeki hikayenin işlenişi ya da tat bu filmde yok. Hani serinin gereği belki öyle yapması gerekti. Belki stüdyonun beklediği buydu ama ben ne yazık ki diğer filmlerdeki başarısını bu filmde göremedim. O yüzden hani yönetmenin etkisi ne kadar oldu bu filmde? Yani eline gelen senaryo öyleydi, bu kadar anlatabildi. Bilmiyorum, hikaye kısmına daha sonra değineceğiz ama bu film ile sınıfta kaldığını söyleyebilirim yönetmenin. Şahsi görüşümdür. Oyuncularımızdan bahsedelim. Öncelikle Chris Pratt başrolde. Yani zaten komedi oyunculuğundan aksiyon jöne doğru geçişi yani inanılmaz bir evrim o. Yani tanıyanlar bilir aşırı kilolu halini ve şimdiki halini. O yüzden hani kendisini ayrı bir takdir etmek lazım ama bu film için ne kadar değerlendirilebilir? Olması gerektiği kadarını oynamış. Ne Oscar'lık bir performansı var ne de Bryce Dallas Howard. Yani filmin başına gelen en güzel şey diyebilirim. Sinema tarihinin başına gelen en güzel şeylerden biri zaten kendisi. Daha önce de Star Wars Han Solo filmini incelerken bahsetmiştim kendisini ne kadar beğendiğimi. Yani o da rolünün hakkını vermiş. Ancak filmde beklediğim kadar göremedim kendisini. Keşke daha fazla görseydik. Hani ben biraz da onu görmeye gittim. Doğru, yani yalan söylemeyeyim. Ancak rolü daha bir kısıtlanmış. Ben açıkçası daha fazla önemli bir karakter olmasını bekliyordum. Jurassic World serisinin başlangıcındaki yerini düşünürsek bu filmde böyle bir aracıdan öteye gidememiş ne yazık ki. İşte aşk hikayesi olsun diye falan araya atılmış bir karakter gibi kalmış. Hakkı bu değil. Kesinlikle daha fazlasını hak ediyordu. Ona da öyle değinip geçelim. Gelelim Jeff Goldblum'a. Yani büyük oyuncu. Hani oyunculuğunu tartışmaya gerek yok. Jurassic Park'ın en başından beri yer alan tüm o etik ve diğer sorgulamaları yapan karakter. Yani bu filmde 30 saniye için getirmiş koymuşlar. Biz de fragmanlarda gördük, gaza geldik. Sandık ki tekrardan göreceğiz vesaire o karakteri ama filmde bir başında gördük, bir sonunda gördük. Eh dedik yani ne bir konuşma yapsın diye bıdı bıdı getirmişler 30 saniyeliğine. Bu son dönemde çok olmaya başladı Hollywood'da. O yüzden bu yönüyle kızıyorum yani. Sırf afişe koymak için bazı oyuncuları getiriyorlar. Ya bunun afişinde var mı ona bile dikkat etmedim. Gerçi de hani fragmanda kullandılar. Yapacak da bir şey yok. Hani ben açıkçası o karakteri daha çok görmeyi isterdim. Olmadı. Toby Jones. Yani ben bu adam için ne diyeyim bilmiyorum. Oyunculuğuna lafım yok da. Yani bir kere de iyi rolde oldu bu adam. Yani hep bir kötü, çakal, pislik rol sana denk gelir. Küçük sevimli de bir şey aslında. Niye öyle yapıyorlar ben de anlamadım ama yani sürekli böyle bir o roller iteleniyor kendisine. Hep de böyle gidecek galiba. Ya onu gördüm mü biliyorum ki ulan filmde şimdi iyi bile gözükse birazdan kötü olacak diye ki bu filmde komple kötüydü. Yapacak da bir şey yok. O da öyle bir oyuncu. Küçük bir rolü var. Hani önemli bir gözüküyor ama değil aslında bence. Kendi rolünü oynamış ama çok mu şart? Yine Jurassic World'le birlikte seriye geri dönmüş olan Doktor Wu vesaire gibi karakterleri burada da görüyoruz. Onları da tekrardan görmek güzel oluyor ama hani dediğim gibi yani o Jurassic Park'la Jurassic World arasındaki bağlantı tam böyle sağlanamamış sanki. Hani böyle eski karakterleri görünce bir heyecan yaşayamıyorsunuz. Ve hatta hani onları ne cameo gibi koyuyorlar ne de çok önemli karakterler gibi koyuyorlar. Arada geçiş karakterleri gibi kalmışlar. Ben o yönüyle tam anlayamadım yani. Hoşuma gitmedi bazı şeyler. Yani Doktor Wu'yu da tekrardan gördük. Çok efsane oldu. Kötü adamımız Elimis isimli bir karakter. Çok mu böyle amacı belli? Neden o? Yani kötü mü? Aslında paranın peşinde mi? Ulan itki bir param var. Hala niye o paranın peşinde o kadar koşuyorsun? Yani açgözlülük anlarım. Ama bunu seyirciye hissettirebilmek var. Hani karakter evet parası var ama daha çoğunu istiyor. Şöyle hırslı, böyle bilmem ne. Yani bunların hiçbiri verilmemiş. Parası var daha da para isteyen bir adam gibi lanse edilmiş. Hani kötü mü yoksa sadece para aşığı bir adam mı? Hani bunlar böyle çok gri çizgide kalmış. Yani ne siyah ne beyaz tam verilmemiş. Hani seyirciye bırakılmış denecek bir şey de yok. Yani bunu anlatmamışlar sanki geçmişler. Hani bir tane de kötü adam lazım bu olsun deyip dikmişler oraya. O da rolünü oynamış. Yani ne nefret uyandırdı kendisine karşı izlerken ne de böyle hani Thanos'a karşı kurduğumuz bir empatiyi kurduk. Hani filmin bir kötü adamı var ama niye var sorusunu sordurttu bana. O yüzden onu da geçiyorum. Bir de filmde iki tane yan karakter var. Bunlardan biri Daniela Pineda'nın oynadığı Zia Rodriguez karakteri.
Diğeri de Justin Smith'in oynadığı Framing karakteri. Bu karakterlerin filmde çok büyük bir rolü yok. Hani böyle birkaç tane klasik Hollywood esprisi sıkıştırmak için filmin ortasına atılmış karakterler gibi duruyorlar. Hikayeye çok bir etkileri yok. Bir tek Daniela Pineda'nın küçük böyle önemli sayılabilecek bir rolü var. Hani ama onu bile çok hissettiremiyorlar yani. Hani işte bak bu olmasaydı şu olurdu denebilir. Ama böyle onu film veremiyor bir türlü. Hani ben onu hissedemedim. Yan karakterler olarak kalmışlar. Rollerini yapmışlar ama hani dediğim gibi olmasalar da hiç eksiklikler hissedilmezmiş diye düşünüyorum. Bir de Maisie Lockwood oynayan küçük bir kızımız var. Gerçek ismi Isabella Sarman. Yani ileride çok büyük, iyi bir oyuncu olabilir. Hani kariyeri parlak gibi duruyor. Bu filmde gayet başarılı oynamış çünkü. O ufak gerilimleri, mutlulukları, küslükleri vesaireyi güzel yansıtmış. Ben o yönüyle beğendim. Yani belki gelecek filmlerde, Jurassic World serisi olmak üzere başka filmlerde de büyük, iyi bir Hollywood yıldızına dönüştüğünü göreceğiz. Yani öyle bir ihtimal var diye düşünüyorum. Ben başarılı buldum çünkü kendisini. Onun dışında filmde bildiğiniz işte Safer Avcısı tarzı yine her zamanki gibi parka giderken bulundurulan bir kötü adam. Tırnak içinde diyelim adamımız var. Ha işte biraz o kötü adam hissiyatını yaratıyor yani. Ona karşı bir gıcık oluyorsunuz. Böyle dinozorlara karşı olan tavrı falan filan böyle bu ağzının ortasına vurasınız geliyor ama hani bir o bile yarım kalmış diyeyim yani. Oyuncularla ilgili değerlendirmem bu kadar olacak. Filmin müziklerine geçelim. Filmin müziklerini Michael Giacchino yapıyor. Michael Giacchino zaten ünlü bir besteci. Daha önceki işlerinden birkaçını sayacak olursak, işte Ratatouille, Görevimiz Tehlike 3-4, Incredibles, Jupiter Ascending, John Carter, Star Trek, Rogue One, Doctor Strange, Spider-Man Homecoming. Yani sağlam yapımlarda da imzası var. Öyle düşünmek lazım. Zaten iyi de bir besteci. Bunu biliyoruz. Bu filmin müzikleri ilk filmlerin müziklerinin zaten tekrardan bestelenmesiyle yapılmış birçoğu. Kötü değil. Yani ortama uyum sağlıyor. Ama dediğim gibi film vasat kalınca hani müzikler olsa da çok bir şey değiştirmiyor benim için. O yönüyle hani gerilim filmi müziği tadında müzikleri var. Bence müzisyen işini iyi yapmış. Ben öyle düşünüyorum. Gelelim hikayemize. Hani spoiler vermek istemiyorum. Fragmanlardan zaten gördüğünüz kadarıyla hikayeden bahsedeceğim. Yani hala gidip izlemek isteyen olabilir, serinin meraklıları olabilir, sonuçta ünlü bir seri. O yüzden spoiler vermeyeceğim. Hikayemiz bu en son yapılan işte Jurassic World adası yanardağ patlayacak, dinozorlar ölecek. İşte orada etik bir sorgulama var. Yani onları orada ölüme mi terk etmeliyiz yoksa geri mi getirmeliyiz? Sonuçta nesil tükenmiş hayvanlardı. İşte gen teknolojisiyle biz tekrardan hayata getirdik vesaire bilmem ne sorumluluklarımız var mı yok mu üzerinden gidiyor aslında film. Keşke bu konuyu çok daha iyi işleseymiş. Hani bundan çıkıp bir anda gerilim filmine dönüyor. Çünkü zaten burada kaybetmiş bana sorarsanız hikaye. Yoksa girişi fena değildi. Adadan hayvanlar getirilecek, yani dinozorlar getirilecek ama işte onun için donanımlı insanlar lazım. İşte bunlardan biri Bryce Dallas Howard'ın karakteri, diğeri Chris Pratt'ın karakteri. Onları alıp adaya götürüyorlar. İşte dinozorları geri getirecekler falan. Özellikle Blue, hani Jurassic World'deki en önemli dinozorlardan biriydi Raptor biliyorsunuz. O önemli bir yer teşkil ediyor. İşte onun getirilmesi için Chris Pratt'in karakteri çok önemli. Onun muhakkak getirilmesi lazım. Ancak çünkü o onunla iletişim kurabiliyor. Onun dışında kimsenin yaklaşma şansı yok. Evrendeki en zeki varlıklardan biri hemen kaçar. Çok rahat saklanır. Avına gizlice yaklaşır vesaire. Ancak onunla yakalayabilirler. Onu biliyorlar. İşte burada daha sonrası işte kötü adamın esas amacı ortaya çıkıyor. Yani o dinozorlardan bazılarını evcil hayvan, bazılarını silah olarak satacak. Derdi bu aslında bakarsanız tamamıyla. Hani silah anların da evcil hayvan ne? Yani dinozordan evcil hayvan ne yapacaksın? Alacaksın bahçede bakacaksın, 3 gün oynayacaksın, hevesin geçecek, dışarı atacaksın. Sonra evsiz dinozorlar böyle sokaklarda gezecekler. İşte biz her yanda gene yazılar göreceğiz. İşte dinozorlar için evinizin önünüze bir kapsül koyun falan filan. Yani bunun ucu gelmez. Hani kedi köpeğe döner. Gerek yok yani. Evcil dinozor mu olur? Öyle saçma şey mi var? Yani bu ne? Dedirtti bana. Keşke o topa hiç girmeseler. Yani silah gene bir nebze mantıklı yani. Çok hani yırtıcı saldırı ayaklar ki o bile hani soru işareti ne kadar kontrol edebilirsin sorusunu gündeme getiriyor. Ne kadar eğitebilirsin sorusunu gündeme getiriyor. Ha bir de yine her zamanki şey geyiği var işte Jurassic World'e birlikte başlayan. Ha bu dinozorlar güzel ama şunu da şunu aslında biz böyle laboratuvarda birleştirsek daha da güzel olur şeklinde. Gene çok işte yırtıcı bir dinozor yaratma muhabbeti falan filan var. Hani bunlar artık Jurassic serisi klasik oldu yani yeni bir şey bulamıyorlar gibi geldi. O yüzden ben baştaki o işte ada patlıyor, bizim sorumluluğumuz ne? Biz yarattık hani işte Tanrı'nın işine müdahale ettik. O dinozorlar için artık Tanrı biziz çünkü biz onları genlerinden geri yarattık. Şimdi onları yok oluşuna karşı, onların kıyametine karşı seyirci mi kalacağız? Sorusu üzerinden devam etseydi bence mükemmel bir film olabilirdi ama onun yerine gerilim, aksiyon, işte efekti dayar geçeriz şeklinde bir filme dönüştürmüş. O sıktı geçti diyebilirim.
Yani hikaye de bundan ibaret. Çok da bir hikaye yok zaten. Filmin efektleri süper. Yani ona bir itirazım yok. Dinozorlar vesaire her şey çok gerçekçi yapılmış. O yönüyle hani sınıfı çok rahat geçmiş diyebilirim. Aa işte dediğim gibi yani park olmayınca olmuyor yani. O adadayken her şey güzeldi. O bir izole edilmişlik hissi işte hani şeyi bile düşündürüyordu insan. Yani dinozorlardan kurtuldun ama nasıl dünyaya geri döneceksin vesaire hissiyatı yaratabiliyordu hiçbir şey olmasa. Bu filmde o yok. Hani evin içinde dinozorlardan kaçıyorlar falan filan. Koca malik hani. Güzelim evin içine dediğim gibi hikayesi de çok fazla sarmadı. Sevmedim. Fragmanda çok efsane bir iki sahne görmüştük. Böyle hani CGI'nin abartıldığı 10 numara büyük dinozorlar vesaire şu bu diye. Onlar filmde toplasanız 3-4 saniyelik bir yer kaplıyor. Ve hikayeye hiçbir etkisi olmayan sahneler. Sadece böyle bakın böyle de özel efektimiz var. Ne biçim de kullandık demek için yapılmış sanki. Yani başka hiçbir olayı yok. Dediğim gibi yani fragmanda falan çok fazla yanıltmış bir film biz aslına bakarsanız. Hani beklentim daha yüksekti ama hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Ayrıca bu filmin serisinin kralıdır T-Rex. Bu filmde en az gördüğümüz film sanırsam kendisi. Yani T-Rex'i hem az gördük hem hikaye etkisi azdı. Yani böyle artık T-Rex yavaş yavaş emekliliğe ayrılsın moduna mı girdiler bilmiyorum ama keşke o kadar eziklemeselerdi, o kadar kenara atmasalardı. Yani ben T-Rex'i severim. Seride hep önemli bir yeri olmuştur. Yani son sözü söyleyecek olursam ben Jurassic olarak değerlendireyim. Seride zaten ilk iki filmi çok severim ki hani yönetmeni Steven Spielberg. Hani adam deha, efsanevi bir yönetmen. Hani ötesi yok. O ayrıldıktan sonra seri zaten böyle bir serbest düşüşe geçmişti. Jurassic World'de bir toplama belirtisi verdiler. Hani böyle biraz da aynı konsept ama farklı bir yaklaşım da gelmişler gibiydi. Yeni oyuncular vesaire şu bu eskilere ufak bir saygı duruşu ama burada hani olmamış. Ben beğenmedim açıkçası. Seriyi de seven biri olarak ilk özellikle ilk iki filmi çok seven biri olarak bunu ne yazık ki o kadar beğenmedim diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bryce Dallas Howard'ın altında izledik. Onun için yine izlerim. Bir kere daha izlerim sorun değil ama dediğim gibi mükemmel bir film de değil ne yazık ki. Evet benim filmle ilgili görüşlerim bunlar. Yani sizin görüşleriniz ne onu da merak ederim. İzlediyseniz belki siz beğendiniz. Abi sen hiç anlamamışsın ya film şöyle mükemmel aslında diyebilirsiniz. Onları işte aşağıda yorumlarda belirtin. Şurada küçüğe bir yerde veyahut da bu tarafta emin değilim bir çan var. Ona tıklayın. Bildirim gelir. Abone olun. Videoyu beğenin veyahut da beğenmeyin. Hani bir şeye basın. Oradaki. Bunları bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.